o sarayda olduğu için vatandaşın durumunu bilemeyebiliyor. Bir simit 4 lira olmuş. Ben kendim hayvancılık yapıyorum. Hiçbir şey yok. Hepsini sattık. Don gömlekle kaldık. Suriyeliler Türkiye'ye kaçıyorlar. Afgan Türkiye'ye kaçıyor. Biz Türkiye'den başka yere kaçıyoruz. Tutturmuşlar Kürt terör. Geçinebiliyor musunuz? Geçinmeye çalışıyoruz işte. Peki, rahat Cumhurbaşkanı değil mi söylenmez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkede açlık yok. Onlar nankörlük yapıyorlar. Böyle söylemler yalan dedi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun? O sarayda olduğu için vatandaşın durumunu bilemeyebiliyor. Ya da danışmanları yanıltıyor. Bir gariplik var. Herkes ortada işte. Görüyorsun. Bir simit 4 lira olmuş. Nasıl aç yok memlekette? Peki ne olacak sizce? Böyle devam mı edecek? Seçim olursa değişir inşallah. Başka değişeceğine inanmıyorum başka türlü. Onlar da 2023'ü umut bağlamışlar mesela. 2023'e kadar devam etmez benim kanaatim. Daha önce seçim yaparlar diye düşünüyorum. Peki son bir soru sorayım. CHP Van'a çıkartma yaptı ve hani 248 tane belediye başkanı oraya gitti ve Van'da bir tane vaatte bulun. Biliyor musunuz vaadi? Selahattin Demirtaş'ı eğer başa gelirsek serbest bırakacağız dedi. Ya, hukuk olarak suçu yoksa serbest kalsın ama varsa bunu devlet bilirse hukuk bulur. Buna bir şey diyemem. Türkiye gündemi bitmiş de Türkiye'nin ekonomisi var mı şu anda? Var olduğu söyleniyor. Biz görmüyoruz. Çay dediler Karadeniz'de biliyorsunuz yetişiyor. Şu anda %50 zam çay. %50 zam şeker. Çıktılar çiftçiye dediler ki tarla ekin. Boş bırakmayın. Biz ektik. Şimdi neyle biçeceğiz? Elektrikli araçla mı biçeceğiz? Vallahi mazotla biçeceğiz. O da yok. Mazotla da zam geldi. Evet, çiftçiye destek veriyoruz. Çiftçi desteği senin olsun. Senin olsun. Gel ben sana vereyim. Aynı parayı. Aynı parayı ben ona veririm. Söz veriyorum. Lahki yakıtı indirimi yapsın. Ukrayna'da ihraç edeceğine kadar biz kendi malımızın kendi ihracımızı yapalım. Üretime geçelim. Aynen öyle. Şu anda hayvancılık ne durumda biliyor musun? Yok hayır. Ben kendim hayvancılık yapıyorum. Hiçbir şey yok. Hepsini sattık. Kurtuldunuz yani. Kurtulduk ama don gömlekle kaldık. Bir hayatımız geçimimiz kaynağımız oydu. Çatışehir'de şimdi inşaatlarda çalışıyoruz. O da günlük çalıştığımız akşam bir teneke yak evimize götürmeyecek şekilde çalışıyoruz. Yani Türkiye şu anda bu derecede. Son zamanlarında şöyle ben sana söyleyeyim. Türkiye'de ne kadar yurt dışına gençleri göç olarak kaçtı gitti işsizlikten dolayı. Benim ailemde kimse kalmadı. Hep kaçak yollardan gittiler. Suriyeliler Türkiye'ye kaçıyorlar. Afgan Türkiye'ye kaçıyor. Biz Türkiye'den başka yere kaçıyoruz. Bunun sebebi nedir biliyor musun? Ekonomi. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hani ekonomi gayet iyi ve bunu söyleyenler nankörlük yapıyorlar. Şöyle de sana söyleyeyim. Aç kaldık diyenler nankörlük. Abi kendisi nankördür. Bir şey diyemiyorum. Düney bir arkadaş diyor ki son zamanlarında terörle mücadele hakkında ne diyorsunuz diyor. Hangi terör? Bir sürü terör var. Bir tane terörü bize açıklasın. Biz de ona göre onlara açıklamasını yapalım. Doğru mu? Tamam mı? Ekonomi terörü mü? Bakan terörü mü? İmam terörü mü? İmam terörü kastettiğimi biliyorsun değil mi? İmam terörü mü? Hangi terör diyoruz? Tutturmuşlar Kürt terör. Ona da saygımız var. Diyeceğimiz bu. Halkın gündemiyle ilgilenmiyorlar CHP şu anda. Şu anda ilgilenen halkın gündemiyle ilgili bir şeysi yok. Ben 6 aydır takip ediyorum gündemi. Yani 6 tane parti bir araya gelmiş. Maalesef ne var halk için? Bir şey yok. Halkın gündeminde neler var? Ya halk istikrar ister. Halkın şu anda tabii bir geçim sıkıntısı var. Ama şimdi hükümete destek de lazım tabii ki. Şu anda mevcut hükümetimiz güzel başarılı işler yaptı şu ana kadar. Şu anda biliyorsun malum dış ülkelerde bayağı bir sıkıntı var şu anda. Savaş var işte etrafımızda her gün PKK var. Bunlardan dolayı
Ama yani şu anda bakıyorum muhalefetten hiç bu halka ait hiçbir destek yok. Ben göremiyorum şahsen yani. Ekonomik kriz var dediniz. Ekonomik kriz değil de yani şu anda bir sıkıntı var. Kriz değil. Bu sıkıntı mı sanki? Bence sıkıntı. Ama aşılacak bir sıkıntı yani. Ne kadar bir süre içerisinde aşılır sizce? Vallahi orasını bilemem ben. 20 yıllık bir iktidardan bahsettiniz. Ama güzel şeyler de yaptı değil mi 20 yılda? Neler yaptı mesela? Çok şeyler yaptı. Küçük bir örnek göster. Aklıma gelmeyecek şeyler yani. Saysam belki de 2 saat 3 saati bulur. Çok şeyler yaptı. Ne yapmadı? Bunlar faaliyet bence ya. Bunlar faaliyet bence. Faaliyet ya, yapılması gereken şey. Ama yani 100 yılda da yapılmamıştı. Bunlar yapıldı kardeşim yani şimdi. Devlet olarak yaptı yani. Şu andaki reis yaptı bence ya. Yani. Adama helal olsun. Takdir ediyorum yani. Somut olarak küçük bir örnek mesela. Üretimimiz var mı? Var. Ne üretimimiz var? Her üretimimiz var şu anda. Ne mesela? Türkiye dünyaya ihraç ediyor şu anda. Tam tersine işte dünyaya. Çiftçiler şikayet. Hiç kimse şikayetçi olmasın çiftçiler. Çiftçiler şu anda bilmiyorum ben Antalya, Akdeniz tarafını da ama Anadolu tarafındaki çiftçinin şu anda yani sıkıntı olacağını hiç sanmıyorum. Girdileri olduğu kadar da şu anda fiyatlar yüksek zaten yani. Nasıl yükseldi? Niye yükseldi sebebiniz? Ya gübreden dolayı yükseldi. Ekonomiden dolayı yükseldi, dışarıdan dolayı yükseldi. Yükseldi. Ukrayna'da bir savaş var. Yani şu anda zaten... Hepsi sıkıntı mı sizce? He? Bunların hepsi sadece sıkıntı mı? Sıkıntı diye adlandı. Tabii ki yani onlar şu anda dünya kadar sana zarar veriyor. Şu anda PKK'nın uğraşıyorsun zarar vermiyor mu? Bir tane uçak maliyeti kaç lira bir havalanması? Silah ürettiğimiz de söylendi. Tabii silah da üretiyoruz. Dışarıdan da alıyoruz. Alıyoruz. Ürettiğimiz bir şeyi niye dışarıdan alalım? Neyi? Ürettiğimiz bir şeyi niye dışarıdan alalım? Şu anda almıyoruz. %90'ını, %80'ini zaten üretiyoruz şu anda. S-400'ler? He? S-400'ler peki. Ona yakın da zaten ürettik zaten şu anda. Ne ürettik? Ne üretmedik? Hisarayı ürettik, Hisar o ürettik. Sadece bir üst menzilli. Maliyetleri falan tüm materyal. Maliyetlerini ben bilemem kardeşim. Ben ne bileyim maliyetler. Ben ülke olarak bana yapılan hizmete bakarım. Ülkemin savunmasına bakarım. Beni ilgilendiren konular bunlar. Ama kriz olarak dediğin zaman bunlar geçicidir yani. Dışarı Amerika uğraşıyor, şu uğraşıyor, bu uğraşıyor, Batı uğraşıyor. Sana bir tane sahip çıkan var mı Batılılardan? Var mı? Yok. Herkes bizimle uğraşıyor. Dünya bizimle uğraşıyor. Dünya tabii bizimle uğraşıyor. Uğraşmıyor mu? Nasıl uğraşıyor mesela? Ya kardeşim her taraftan bize ambargo uyguluyor. Mesela PKK'dan diyelim. Kuzey Irak'ta adam ne yapıyor? Veriyor silahı. Hem sana diyor ki NATO'dasın diyor. Hem de Kuzey karşısında ya Suriye'de, Kuzey Irak'ta her neyse yani YPG, PKK işte her vermiyor mu onlara silahı veriyor adam. O da sonra da sana diyor ki işte şeyiz. NATO'dasın diyor. Bilmem ne diyor. NATO'nun bize ne faydası var şu anda? Hiçbir faydası yok. Ve görmedik de biz sıkıntıya düştüğümüzde bıraktık açtılar bunu.